Etmek isterim ben öncelikle. Tabii ki de kelime manası, kelimenin içeriğini bilmek bu noktada çok önemli. Mahremiyet kelimesi tabii ki de mahrem kelimesinden geliyor. Mahrem kelimesinin içerisinde haram kelimesini buluyoruz biz. Haram kökünü buluyoruz. Haram kökünün içerisinde de yasaklamak, engellemek manalarını buluyoruz. Haram kılmak manalarını buluyoruz ve bununla birlikte saygı duyulması gereken bir şey manasını da buluyoruz. Haram demek, evet, hem yasaklanan, hem engellenen, hem de saygı duyulması gereken, evet, birinin mahremiyetine, birinin sınırlarına, başka bir şahsın göstermek istemediklerine, saklamak istediklerine saygı duymak aslında. Her alanda saygı duymak, haram mahremiyetle birlikte birleştiği zaman, o kelimenin içerisine girdiği zaman da diğer insanların sınırlarına saygı duymak manası çıkıyor bize. Mahremiyet aslında mahrem sıfatından türemiş bir isim. Birbirinden haram, mahrem. Aynen hani bizim Türkçedeki kelimeler gibi göz, gözlük, gözlükçü kelimeleri gibi birbirinden türemiş kelimeler aslında. Birbiriyle çok bağlantılı kelimeler. Mahremiyet kelimesi de dediğim gibi kökünde hem haram, engellemek manalarını bulunduruyor. İngilizcesine baktığımız zaman da privacy, gizlilik manasını görüyoruz biz. İngilizce sözlükteki karşılığına baktığımız zaman gizlenmek manası. Yine intimacy manası var. O kelime de dilersem paylaşıp, dilersem paylaşmak istemediğim bilgilerim, alanım veya sınırlarım demek. İntimasi kelimesiyle yani dilersen paylaşıp, dilersen paylaşmak istemediğim sınırlarım, alanıma da ben mahremiyet sınırları ve alanında demiş oluyorum. Hukuksal alana baktığımız zaman sadece dini bir terim olarak görmüyoruz. Hukuksal alanda, sosyal alanda, psikolojik alanda, pek çok alanda karşımıza çıkıyor mahremiyet kelimesi. Çünkü mahremiyet ihlal edildiği zaman bir takım psikolojik problemler çıkıyor. Sosyal hayatta ihlal edildiği zaman biraz sonra konuşacağız. Bir takım yanlışlıklar yaşıyoruz. Doğru olmayan şeylerin içine girmiş oluyoruz, bulmuş oluyoruz kendimizi. Yine hukuksal alanda da mahremiyet ihlal edildiği zaman işte bunun bilgi mahremiyeti kısmı var. Anayasamızda sınırlar altına alınmış, koruma altına alınmış zaten. Devlet kanunlarıyla zaten koruma altına alınmış bir alan olarak da çıkıyor. Hukuksal olarak da mahremiyet kelimesi karşımıza. Ve insanın, son olarak şunu söylemek isterim. İnsanın fıtratında bulunan bir kavram olarak çıkıyor karşımıza ki Adem'le Havva'nın ilk insanın Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan Rabbimizin bize ilk anlattığı insanla ilgili kıssada da onların ilk yasaklanmış bir meyveyi yemeleri, ilk günah işlemeleri ve ilk günah işlemeleriyle birlikte mahrem yerlerinin kendilerine açılmaları ki Araf suresi 22. ayeti kerimede anlatılır ve onların hiçbir emir olmadan mahrem yerlerini kapatma ihtiyaçlarını duyduklarını ve hemen kapattıklarını görüyoruz. Yani örtünmenin, kapanmanın, gizlenmenin veya saklanmanın veya utanma duygusunun biz insanın fıtratında, doğasında olduğunu da görüyoruz. Bununla birlikte bir de zıt anlamlılarıyla da aslında bu kelimeyi tanımak çok önemli. Evet. Acaba mahremiyet kelimesinin zıt anlamları geceyle gündüz de olduğu gibi gece Nedir olmasaydı zıt gündüzü anlamlı soracağım. bilmezdik gibi mesela. Mesela tekeşüf kelimesi, mahremiyet kelimesinin zıt anlamlısı. İfşa etmek demek, ortaya çıkarmak, ifşa etmek. Yani ifşa etmemek demek mahremiyet, ortaya çıkarmamak demek bir şeyleri. Hani bugün her şeyimizi haz duygularıyla ortaya çıkarıyoruz, ifşa ediyoruz ya, ortaya çıkarmamak, örtmek, kapatmak demek. Bununla birlikte teferruç kelimesini görüyoruz zıt anlamlısı. Teferruç kelimesi de gözlem hali demek, gözlemlemek, seyretmek. Bursa'da bir semtimizin de aynı zamanda Uludağ'ın eteklerinde güzel manzarası olan bir semtimizin de ismidir teferruç. Manzarası güzel olduğu için, seyretmesi güzel olduğu için o isim konulmuş. Yani seyretmemek, gözlemlememek manasına geliyor mahremiyet kelimesi. Bununla birlikte bir de tecessüs kelimesi var ki Kur'an-ı Kerim'deki emirlerden bir tanesi. Yine aynı şekilde Allah Teala tecessüs etmeyin yani birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın diye direktmen müminlere emir olarak buyuruyor. Tecessüs etmeyin, birbirinizin gizli taraflarını araştırmayın. O zaman araştırmamak, bilmediğimiz bir şeyin arkasına düşmemek,
olarak da algılayabilir ve tanım olarak bu şekilde tanımlayabiliriz mahremiyet kelimesini. Evet, sadece dini bir kavram mı dediniz? Aslında dediğimiz gibi hukuksal alanda, sosyal alanda, psikolojik alanda da aynı şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Sadece dini bir kavram olmadığını görüyoruz. Değerlerle de bugün bizim değerleri eğitimi dediğimiz zarafet eğitimi, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı kelimesini de içerdiği için doğru olanı göstermek, insanları yanıltmadan göstermek, ifşa etmemek gibi, zarafet gibi, saygı duymanın içerisinde çünkü zarafet kavramı da var. Bütün değerleri de içine aldığı için aslında mahremiyete bütün değerleri de kapsayan bir çatı olarak da bakabiliriz biz mahremiyet kavramına. Sadece dini bir terim olarak sınırlandırdığımız mahremiyet kavramının ne kadar zengin anlamlar ihtiva ettiğini aslında görmüş olduk girişinizle. Evet. Çok açıklayıcı oldu hakikaten ve zıt anlamlarını vermeniz de çok güzeldi hocam. Yani tecessüs dediniz, ifşa etmek dediniz ve sergilememekten bahsettiniz. Günümüzde en çok yaptığımız şeyler, şimdi dijital dünya detayında konuşacağız, sosyal medya detayında konuşacağız bunları Evet. ama yani mahremiyetin tam tersini yapıyoruz biz şu an günümüzde. Evet. Birçok şeyi ifşa ediyoruz. Hani Müslüman Müslümanın ayıbını örter vardır ya hani. Biz tam tersi özellikle sosyal medyada hem bazen kendi ayıplarımızı hem başkalarının ayıplarını hem paylaşıyoruz hem takip ediyoruz, görüyoruz. Çünkü bakmamak da bir mahremiyet. Ve Evet. sınırlardan bahsettiniz. Çok kıymetli hocam. Hani haremimiz kendi alanımız deriz ya, Evet. Sınır ihlali aslında bir bakıma da hem kendi sınırlarımızı hem başkalarının sınırlarını ihlal ediyoruz biz mahremiyet kavramını hayatımızdan çıkardığımızda. Evet. Tanımlarından dahi aslında ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu idrak edebiliyoruz. O yüzden girişte bu kavramın manasını doğru anlamamızın çok önemli olduğunu düşündük. O yüzden böyle başladık sevgili izleyenler. Şimdi peki hocam, mahremiyetin bir de çeşitleri var. Hani sadece ilahiyat alanına ait bir kelime değil ya da psikologların konuşacağı bir mesele değil. Bunun hukuki boyutu var, tıbbi mahremiyet var, hastanelerde bir mahremiyet ortamı var. Veyahut psikoloji demiştim, teknolojik mahremiyet de var. Dijital bugün konuşacağımız bilgi mahremiyeti var. Vesaire aslında çeşitlendirilebilir. Sadece tek alana sıkıştırılmaması gereken bir kavram. Şimdi geçmişten günümüze baktığımızda hep böyle biz beden mahremiyetini ve mekan mahremiyetini duyuyoruz. Büyüklerimizin de bize öğrettiği, hepimizde o refleks olarak kıyafetimizde bir tarafı açıldığında hemen refleks olarak çekiştirme vardır. Veya evimizin perdelerini kapatma kültürü buna en güzel örnek olarak verilebilir. Beden ve mekan mahremiyeti konusunda çoğumuz hemfikiriz. Çocuklarımıza bunun eğitimini veriyoruz. Beden mahremiyeti ve mekan mahremiyeti konusunda. Pekala biz mahremiyetin diğer çeşitlerini, mesela bilgi mahremiyeti veya başka çeşitleri, mahremiyetin başka hangi alanlarda uygulanması gerekiyor? Mahremiyetin çeşitlerini nasıl sıralayabiliriz? Evet, bu alanda gerçekten hem yerli hem yabancı pek çok yazarın çalıştığını görüyoruz. David Mussent Mahremiyet Tarihi kitabında en ilkel toplumlardan itibaren mahremiyetin tarihini ele aldığı ve çağ çağ, yüzyıl yüzyıl mahremiyetin gelişimi, her çağda mahremiyetin nasıl algılandığını anlattığı bir kitabı. Günümüze kadar, ta dijitalleşme çağına kadar bahsedilmiş burada. Mahremiyeti ta en ilkel toplumlara kadar dayandırıyor. Ki en ilkel toplumlarda, bunun güzel bir örneği de var Kur'an-ı Kerim'de, Ad kavmi, Semud kavmi, işte Ad kavminin çölde evler yaptıklarını görüyoruz kendilerine. Semud kavminin mağaraları oyarak mağaralarda daha korunaklı, depreme daha dayanıklı, bunu kimsenin yıkamaz dediği bir teknolojiyle yaptıkları evlerini görüyoruz biz. Bunlar dediğimiz gibi bir sığınma ihtiyacına, bir kapanma ihtiyacına, insanın kendi başına kaldığı, yalnız başına kaldığı bir alanının olma ihtiyacını bize gösteren, aslında ilk çağlardan beri insanların binlerce yıldır bir mahremiyet duygusuyla birlikte yaşadıkları ve bu duyguyla da hayatlarını bunun üzerine kurduklarını gösteren bize delillerden bir tanesi. Aslında bunu tabii ki de biz mekan mahremiyeti de diyebiliriz. Mekan kelimesi yine İngilizce'de accommodation demek. Yani rahatlık demek aslında. Mekan rahatlık, insanın rahat ettiği yer manasına geliyor. Bu noktada Allah Teala'nın da mekan konusunda bir takım bize sınırlar çizdiğini görüyoruz.
aslında mahremiyetin evet işte ilkel çağda dedik ki işte at kavmi dedik, Semud kavmi dedik veya doğu toplumları veya batı toplumları pek çok medeniyet yaşamış. Batı toplumlarına baktığımız zaman daha çok mahremiyetin dokunulmazlık üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Beden, kadın erkek ilişkileri üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Doğu toplumlarına baktığımız zaman daha çok görünmezlik üzerine inşa edildiğini, saklanmazlık, görünmezlik, efendim gizlenmek üzerine daha çok inşa edildiğini görüyoruz. O zaman bize bu mahremiyetin toplumdan topluma, kültürelden kültüre değişebilen bir takım normları olduğunu gösteriyor. Ama bununla birlikte evet toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebiliyor. Ama İslam dinine baktığımız zaman bizim dinimize son din olan ve evrensel olan kıyamete kadar hükümleri geçerli olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sınırlarının çok şükür Rabbimize Allah tarafından çizildiğini görüyoruz. Buna aslında giyinme örneğini verebiliriz. Hani beden mahremiyetinden giyinme örneğini verebiliriz. Evet Allah Teala Nur suresinde örtünme emrini vermiş ve aslında bunu işte bizim bürolarımızda sohbetlerimize de çok fazla soran hanımlar oluyor. İşte örtünmenin bir şekli var mıdır? Şemali var mıdır? Nasıl örtünmeliyiz? İşte giyinmemiz gereken bir isim, bir cisim, özellikle bir bizden done istiyorlar. Hani nasıl yapmamız gerekiyor noktasında. Rabbimiz nasıl emretmiş? Evet örtünün, dikkat çekmeyin, dikkat çekmeyecek şekilde örtünün diye. Bütün insanlığa, bütün aleme, şu anda yaşayan bütün Müslümanlara emirdir bu. Hindistan'da da Müslümanlar var, Afrika'da da Müslümanlar var, evet Arabistan'da da var. Biz Türkiye'de de Müslüman olarak yaşıyoruz. Ve her yerde giyinmenin aslında farklı farklı türlerini görüyoruz. Afrika'da hava çok sıcak, çok farklı bir giyinme tarzı var orada. Ama örtünme her yerde emir. İşte Türkiye'de dediğimiz gibi Arabistan'da kültürden kültüre de değişebiliyor. Ama sınırları kesinlikle Rabbimiz tarafından çizilmiş olduğunu her mahremiyet çeşidine baktığımız zaman görebiliyoruz. Mekan mahremiyetinde de yine Rabbimizin bizim için evlerimizin mahrem olduğunu bildirmesi, evin içindeki sırların dışarıya aktarılmaması noktasında bizi uyardığını, hatta buna güzel bir örnek var Tahrim suresinde. Peygamber hanımlarından birine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sırrını anlatıyor ve bunun gizli kalmasını istiyor. Hanımlarından da birbirlerine anlatıyorlar hanımları. Bu sır gizli kalmıyor ve ciddi bir şekilde Allah tarafından tövbe istiğfara çağrılıyor hanımları evdeki sırrı ifşa ettikleri için. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in yine erkekleri de hanımlarının sırlarını anlatan erkekleri de çok ciddi bir şekilde uyardığını, kıyamet gününde kötü kişilerle birlikte haşrolunacağını noktasında ciddi bir şekilde uyarısı olduğunu görüyoruz. Yani karı kocanın birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeleri, aile içinde yaşananların aile içinde kalması diyebilir miyiz buna? Evet. Bakın sınırları çizmeye çalışıyorum önce ben. Sınırları çizdikten sonra sosyal medyaya geleceğiz yaşamlarımızdan. Çünkü kendi aile mahremiyetimizden. Evet evin içinde yaşananlar demek ki mutluluklarımız, üzüntülerimiz orada evin içinde kalması gerektiğini. Yani önce mahremiyeti doğru bir şekilde.